Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlere tatlı değil, tuzlu bir kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Öyle lezzetli bir kurabiye ki pastaneden satın aldığınız kurabiyelerden çok daha lezzetli. Üzerindeki çekirdeği, buram buram tereyağı kokusu, ağızda dağılan iç yapısı ile tam ağızlara layık bir kurabiye. Mutlaka denemenizi ve bu lezzetin tadına varmanızı arzu ediyorum. Tek atımlık yaptım ben. Ama inanın bana bu şekilde ne kadar yediğinizi anlamayacaksınız. Sayısını bile saymakta güçlük çekeceğinize garanti verebilirim. Evet, hemen yapım aşamasına geçiyoruz. En önemli noktalardan biri oda sıcaklığında olan 175 gramlık tereyağımız. İçerisine bir çay bardağı kadar yoğurdumuzu ekliyoruz. Lütfen oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim tereyağımızın. Bir adet de yumurta sarısı var. Tereyağı kullanmak istemeyenler elbette ki margarin kullanabilir. Bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi bunların hepsini kaşık yardımı ile karıştıracağım. Yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tereyağının vermiş olduğu lezzet, tereyağının vermiş olduğu kurabiyelere ve yapılan hamur işlerine vermiş olduğu lezzet elbette ki margarinde yok. Ama tabii ki de sizlerin tercihi margarin kullanmak isteyenler de margarin kullanabilirsiniz. Evet, üzerine de unumu ilave ediyorum. Daha sonra da bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve kaşık yardımıyla şöyle bir toparlamaya çalışıyorum. Ben yaklaşık 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizler kontrolle ekleyin. Tereyağınızın ölçüsü, yumurtanızın büyüklüğü, bardağınızın çay bardağına eklediğiniz yoğurdunuzun ölçüsü bile fark edecektir. Kontrolle ekleyin. Tabii ki de aşağı yukarı bu kadar bardak alacaktır unu da. Özlü yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. İnanın bana, tuzlu kurabiyelerin en lezzetlisi olduğunu söyleyebilirim. Günlerce de bayatlamadığını da garantisini verebilirim. Günlerce bayatlamıyor. Güzel muhafaza ederseniz çok lezzetli bir kurabiye, tuzlu bir kurabiye. Pul biber eklemek istemeyenler pul biber eklemeyebilirler elbette ki. Ama pul biber de değişik bir tat, değişik bir aroma katıyor. Evet, yavaş yavaş hamurum da toparlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi yumuşak, özlü bir hamur. Evet, çekirdek için var. Bir kasede de yumurtamızın akı var. Hamuruna eklediğimiz yumurtanın sarısı değil, akını bir kaseye almıştık. Küçük küçük toplar yapıyorum. Dilediğiniz boyutta yapmak da serbestsiniz ama ben bu tarz kurabiyeleri küçük boyutlarda daha çok seviyorum. Önce yumurtanın akına, daha sonra da çekirdeklere batırıp bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum, diziyorum. Yine diyorum, dilediğiniz boyutlarda yapmakta serbestsiniz. Ben küçük küçük, daha kolay, daha lezzetli, daha hoş olduğunu düşünüyorum. Evet, önce yumurta akına, daha sonra da çekirdeklere batırıp
Yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Bu şekilde bile pişmeden bile bence görüntüsü muhteşem. Keşke şu videolarda sizlere bunların kokularını, bunların o ağızları sulandıran kokusunu sizlere iletebilsem. Evet. 180 derecelik önceden ısıttığımız fırında pişirdik kurabiyelerimizi. Unutmayalım, 180 derecelik önceden ısıttığımız fırın. Evet. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi göstermeniz için lütfen beğen tuşuna ve yorumlara bir emoji de olsa bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen aman lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.